mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz diyelim efendim ve bültenimize geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışan emeklilere ikramiye müjdesini verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada daha önce açıklanan 5000 TL'lik ikramiyeden çalışan emeklilerin de faydalanacağını söyledi. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5000 liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5000 liralık ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimiz de bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkurlu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklilerimizin de tek seferlik 5000 lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından ordu için uyarıda bulundu. Yerlikaya'dan turuncu kodlu tehlikeli uyarısı geldi. Ordu için tehlike çanları çalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD Başkanlığı beklenen olumsuz hava koşullarını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesaplarından Türkiye hava haritasını paylaşarak uyardı. Haritada ordu turuncu kategoride yani tehlikeli sınıfta yer aldı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda 25 Kasım Cumartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ve AFAD Başkanlığımız beklenen olumsuz hava koşullarını turuncu ve sarı uyarı yapılan illerimize açıkladı. Vatandaşlarımızdan ricamız uyarıları hassasiyetle takip etmeleri, özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemli hatırlatmak istiyorum ifadelerine yer verdi. Resmi gazetede 25 Kasım 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Aralarında Ordu Fas'ta doğal gaz boru hattı projesindeki acil kamulaştırma kararı da yer aldı. Detaylarsa haberimizde. Ordu ile Fas arasında acele kamulaştırma yapılacak karar resmi gazetede yayımlandı. Ordu'da boru hatlarıyla petrol taşıma AŞ Genel Müdürlüğü acele kamulaştırma yapacak. Boru hatlarıyla petrol taşıma AŞ Genel Müdürlüğü'nün Altınordu'da bulunan doğalgaz deposundan Fas ilçesine doğalgaz boru hattı çekilecek. Hattın geçeceği güzergah ve yapılacak sabit tesislerin bulunduğu yerler kamulaştırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan bu karar resmi gazetede yayımlandı. Kararda Ordu Fas'ta doğalgaz boru hattı projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazlarla söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımında ihtiyaç duyulan taşınmazların boru hatlarıyla Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar ifadeleri yer aldı.
Ordu'da silah ve mühimmat kaçakçılığıyla ticaretin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Bir şahsın adreslerinde ve kargosunda yapılan aramada adeta cephanelik ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi. Ordu'da emniyet ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığıyla ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ÖS isimli şahsın kargo paketi, iş yeri ve ev adresinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet şarjör, 1 adet sürgü ve namlu, tertibatı bulunmayan tabanca gövdesi, 109 adet boş kovan, 66 adet dolu fişek, 2 adet tabanca namlusu, 1 adet sürgü ve ire tertibatıyla 1 adet icra yayı ve mili ele geçirildi. Şahıs emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ÖS adli makamlara sevk edildi. Altınordu ilçesi Karşıyaka mahallesinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda otomobil markete girdi. Şans eseri kaza maddi hasarla atlatıldı. Kazanın adresi Altınordu ilçesi oldu. Dün gece saatlerinde meydana gelen kazada otomobil marketin manavra yoluna girdi. Karşıyaka mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte otomobil çevrede bulunan bir marketin manavra yoluna çarptı. Şans eseri otomobilin çarpma anındaysa orada herhangi bir vatandaşın bulunmaması en büyük teselli oldu. Otomobil şoförünün de zarar görmediği kazada maddi hasar meydana geldi. Çekicinin gelmesiyle birlikte otomobil çarptığı yerden çekilerek çıkartıldı. Emniyet güçleri de olay yerine gelerek olayla ilgili gerekli işlemleri gerçekleştirdi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Ordu Şubesi ev sahipliğinde fındık, bal ve balıkçılıktaki gelişmelerin konuşulduğu bölgesel tarım zirvesi düzenlendi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Ordu Şubesi ev sahipliğinde bölgesel tarım zirvesi gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen programa Ordu Valisi Muammer Erol, Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlı Türk, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, ilçe belediye başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, sektörün paydaşlarının temsilcileri katıldı. Tarım Zirvesi'nin açılış konuşmasını Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Ordu Şube Başkanı Servet Altaş gerçekleştirdi. Bal, balık, fındık gibi tarımın önemli alanlarını ele alacağımız bu zirvede bölge ticaretimize yön veren, emek veren siz değerli misafirlerimize bir araya gelmekte mutluluk duyuyorum. Bu tarım ürünleri Ordu'nun ve bölgenin sadece doğal güzellikleri değil, aynı zamanda ekonomisinin de temel taşlarıdır. Hep birlikte bu zenginliklerimizi ve potansiyelimizi nasıl daha verimli bir şekilde değerlendirebileceğimizi keşfetmek için buradayız. İyi bir işbirliği ve ortak vizyonla Ordu'nun bu alanlarda nasıl daha ilerleyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Ordu fındık üretiminde Türkiye'nin ve dünyanın birincisi. Bal üreticisi sayısı bakımından Türkiye'nin birincisi. Balıkçılık sektöründe hatırı sayılır büyüklüktedir. Ancak bu ürünlerin üretimindeki liderliğimizi katma değerli ürüne çevirmek ve bu ürünlerin ihracatını Ordu ticaretine yansıtabilmek için daha fazla adım atma zamanının geldiğini ve bu bağlamda bal, balık, fındık, ihtisas organize sanayi bölgelerinin oluşturulmasının elzem olduğunu düşünüyorum. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri de düzenlenen tarım zirvesini değerlendirdi. Altını çizeceğim hususlar şu, MÜSİAD ülkemizin çok önemli bir sivil toplum kuruluşu. Bence bu önemi burada izlediğimiz ahlaklı ticaretin bayraklarını yapmak ve değerlere saygılı olmaktan aldığını düşünüyorum. Önemini, kalitesini, gücünü. Böyle olduğu sürece de inşallah Kur'an-ı Kerim tilavetinde hani bir böyle bir şeddeli bir kısım oldu böyle. O Hazreti İbrahim'in duasıydı. Orada nesillere ve abayı ecdada da bir dua vardı.
nesillere dua kısmının herhalde fiili dua kısmı biraz bu helalin ahlaklı ticaretin bayraklarını yapmaya devam etmekten geçiyor. İnşallah o tilavette şeddeli geçen kısım ahlaklı ve değerlere saygılı ticaretle kabul olunacak duaya dönüşecektir diye düşünüyorum. Fındık bizim her şeyimiz. Fındıkla ilgili konuşulması gereken birçok konu var. Tabii bunlardan konu başlıkları şeklinde değerlendirebilirsek, fındıkta regülasyon görevini yapan bu zamana kadar Fisko Birliği'miz vardı. Tabii bu ayrı bir konu başlığı. Birliklerin Türkiye'de işlevini ne kadar yerine getiriyor, getirmiyor, bunları tekrar bir daha revize edebilir miyiz diye bu birlikleri tekrar bir daha oturup konuşmak gerekiyor. Kendi kendine yeten bir il olsun istiyoruz. Bununla ilgili pandemiden sonra da bunu gördük. Yani gıdasız olmuyor. Aynı zamanda tabii geçim kaynağı. Ama bir de bakıyoruz ki burada temel konulara girdiğimiz takdirde çok farklı detaylara da girmemiz. Uzmanlık gereken konular var. Mesela fındığa baktığımız zaman 200 yıldır fındıkla uğraşıyoruz. 200 yıllık fındıkta tek yenilik patos. Halbuki biz üretiyoruz ama fiyat mekanizmasında söz sahibi değildik. Tarım sektörü her geçen gün önemini arttırıyor ve dünyada her geçen gün çok daha iyi önemi anlaşılan bir sektör haline geldi. Bunda özellikle son yaşanan pandemi süreci ve Ukrayna-Rusya savaşı tarımın dünyaya olan tarımın önemini dünyaya bir kez daha göstermiş oldu. Tabii ordu deyince fındık, bal, balıkçılık bir de keyfimiz var. Özellikle bu ürünler akla geliyor. Fındık, bal, balıkçılık ilimiz ekonomisine ve istihdamına çok ciddi katkılar sağlıyor. Tüm sohbetlerin konusu gıda ya da bir şekilde gıdaya çıkıyor. Hatta artık gıda ilacının da önüne geçti. Neredeyse gıda ile tedaviye başladık. Ve yaşadığımız son 2 yıl bize gıda lojistiğinin ne kadar önemli olduğunu da gösterdi. Günümüzde yeni bir moda her kentin civarından beslenmesi. Bununla ilgili çok güzel çalışmalar için de Büyükşehir Belediyesi'ne ayrıca teşekkür ediyorum. Tarım ve hayvancılık. Yerleşik hayata geçtiği ilk çağlardan günümüze kadar stratejik önemini hiç kaybetmemiş ve kaybetmeyecektir de. Varlığın temel kaynağı olması hasabıyla tarım ve hayvancılık en başa tutturulmalıdır. Bugün bal, balık ve fındık başlıklarında birbirinden değerli uzmanlarımızın sunum ve bilgi aktarımlarıyla daha da anlam kazanacaktır. Protokol üyelerinin konuşmasının ardından MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen tarafından Karadeniz'de fındık, bal ve balıkçılıkla ilgili konferans gerçekleştirildi. Türkiye'de hem MÜSİAD'ın hem sektör kurulumuzun ana vizyonu tarımsal gelişimin sağlanması ve tarımsal üretimin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Dünyada önümüzdeki günlerde pandeminin de bize öğrettiği gıda milliyetçiliğinin konuşacağı bir günler bizi bekliyor. Artık kimin hangi silahı, kimin hangi teknolojisi vardan ziyade kimin hangi gıdası vara giden bir yoldayız. Bunun için şartlar zor olsa da iklimimiz, coğrafyamız bizim tarımda dünyada çok iyi bir konuma gelme fırsatı vermektedir. Konferansın ardından tarım zirvesi panellerle devam etti. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Ordu Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen bölgesel tarım zirvesinde konuşan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Metin Türker gündemine kahverengi kokarca zararlısını aldı. Samuray arılarıyla ilgili de müjde verdi. Biz özellikle şu konu çok önemli. Benim bu bölgeye gelme temel sebebim biliyorsunuz Türkiye'de 650'nin üzerinde zararlı var. Ve bunun 250 tanesi maalesef istilacı. Bunlardan bir tanesi de kahverengi kokarca. Bu sadece bizim fındık için değil. Bakın kivi için, çay için, birçok ürün için büyük bir tehdit. 2017'de
Gürcistan'dan geçti ama şu an İstanbul'da da Çanakkale'de görülüyoruz. Bizim bu konuyla ilgili il müdürlerimiz, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüz, tüm yerlerden paydaşlar ciddi bir eylem planı içerisindeyiz. Olayın iki boyutu söz konusu. Birisi kimyasal mücadele. Evet, bu konuyla ilgili yoğun bir çalışma içindeyiz. Ama bundan daha da önemlisi biyolojik ve biyoteknik mücadele. Bu kahverengi kokarcanın bizim kafamı şeyimizde ARGE olarak 2017'den sonra Samsun'da bir laboratuvar kurduk ve İtalya'dan da bunun faydalı böceğini Türkiye'ye getirdik. Doktora konularını yaptık ve oradaki kapasitemizi biz 150 bine çıkardık. Şimdi dün itibariyle de Fındık Araştırma Enstitüsü'ne gittik. Orada da bu faydalı böceği üretecek mekanizmayı bulduk. Orada da büyük bir üretim kapasitesini hayata geçireceğiz. Bunun yanında yine Adana'daki Mücadele Araştırma Enstitüsü'müzde, İzmir'deki Mücadele Araştırma Enstitüsü'müzde de biz gerekli üretimleri yapacağız. Ve Allah nasip ederse önümüzdeki baharda, çünkü bunlar şu an uyku dönemine geldi. Bunlar kışlaklarda kışlayacaklar. Bahar ayında 17 dereceye, 15-16 dereceye geldiğinde bunlar canlanıp tekrar sağlığa dönecek. İşte bu durumda bizim tuzaklarımızda, bu biyoteknik ve biyolojik mücadele araçlarımızda sağlığa üzerine yükleneceğiz. Allah nasip ederse 1-2 yıl içerisinde bu müptelayı baskılayarak, yani sıkıntı olmaktan çıkaracağız inşallah. Bu konuyla ilgili çalışmalar için geldik. Bu müptelayla ilgili mücadelemizi eylem planının altını doldurarak artık söylem değil, eylemdeyiz. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı 81 ilde kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında eş zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştirdi. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı 81 ilde kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında eş zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştirdi. AK Parti Ordu İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Duygu Kızıl yaptığı açıklamada kadına yönelik her türlü şiddetle mücadelede kararlıyız dedi. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde bu konudaki kararlılığımızı vurgulamak için buradayız. Kadın ve çocuk mezarlığına dönen Gazze'deki acıların gölgesinde bu açıklamayı yapıyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü vesilesiyle şiddetin sadece ev, sokak ve iş yerleriyle sınırlı olmadığını vurgulamak istiyoruz. Çatışmalarda zorla silahlandırma, çatışmaya zorlama, tecavüz ve intihar görünümlü infazlar da kadına yönelik şiddetin en ağır biçimidir. YPG, PKK gibi terör örgütlerinin uluslararası raporlara giren kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetini, infazını bir kez daha kınıyoruz. AK Parti Kadın Kolları olarak kadına yönelik her türlü şiddeti reddediyoruz. Tek bir kadının dahi şiddet görmesine tahammülümüz yok. Ev içinde çatışmalarda, terör faaliyetlerinde ve her türlü zeminde şiddet uygulama, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, şiddeti araçsallaştıran, olumlayan zihniyete karşı kadın erkek omuz omuza mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Kadın Kolları Başkanlığı basın açıklaması düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanlığı 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde kameraların karşısına geçen Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkan Yardımcısı Fulin Ceren Işık, "Biz kadınlar vardık, varız ve hep var olacağız" dedi. Bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak 81 il ve 973 ilçede alanlarda eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. Şiddet nedeniyle yaşamını yitiren tüm kız kardeşlerimizi saygıyla anıyoruz. Bizler eşit mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar vardır, kadınlar her yerde diye haykırarak sesimizi de sözümüzü de yükselteceğiz. Kadına yönelik şiddeti de kadın cinayetlerini de sonlandıracağız. Biz kadınlar vardık,
varız ve var olacağız. 63 yıl önce çırpılan kelebeklerin kanatları bugün daha güçlü çırpılıyor. Bak. Önümüzde durmaya kimsenin gücü yetmez, yetmeyecek. Saadet Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı İsrail'in bölgedeki planlarını uygulamada kullandığı İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılması için imza kampanyası başlattı. Saadet Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı İsrail'in bölgedeki planlarını uygulamada kullandı. İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılması için imza kampanyası başlattı. Ordu'da Ceren Özdemir Meydanı'nda kurulan standlarda bu üslerin kapatılması için imza toplanıldı. Saadet Partisi Ordu'yu Kadın Kolları Başkanı Belgin Tok da bir açıklama yaparak İncirlik ve Kürecik üslerini bölgede istemediklerini söyledi. Değerli basın mensupları, kıymetli ordulular, ülkemizi doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine örümcek ağı gibi saran ve sayıları tüm ısrarlı taleplere rağmen resmi mercilerce sır gibi saklanan yabancı askeri üsleri ülkemizde istemiyoruz. Bölgemizdeki tüm işgallerde başrol oynayan askeri üsler ve erken uyarı sistemleri bölgemize ve Müslüman ülkelere sadece kan ve gözyaşı getirmiştir ve getirmeye devam etmektedir. Bu üslerden yapılan operasyonlar nice masumların hayatını kaybetmesine, yaralanmasına, yurtlarından, topraklarından çıkarılmasına sebep olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Kundaktaki bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve sivil demeden hiçbir ayrım yapmaksızın Müslüman olan herkesi yok edilmesi gereken bir hedef olarak gören ülkelerin bu rezil amaçları için kullanılan üsleri istemiyoruz. Ünye Turizm İşletmecileri, Otelciler, Restoranlar, Kafeler ve Seyahat Acenteleri Derneği tarafından hazırlanan Ordu Sürdürülebilir Turizm Projesi açılışında konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavla, son 5 yılda turizm destinasyonları ve buna bağlı turist sayısında ciddi artış yaşandığını kaydetti. Ünye Turizm İşletmecileri, Otelciler, Restoranlar, Kafeler ve Seyahat Acenteleri Derneği tarafından hazırlanan İçişleri Bakanlığı ProDES Proje Programı tarafından desteklenen Ordu Sürdürülebilir Turizm Projesi'nin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Ordu'da sürdürülebilir turizm için çeşitli organizasyonların yer alacağı projenin tanıtım toplantısında Ünye ve Ordu Turizmi masaya yatırıldı. Ünye'de turizm açısından ziyaret alanlarını yapılan yeni yatırımlarla artırdıklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı yaptığı konuşmada, son 5 yılda turizm destinasyonları ve buna bağlı turist sayısında ciddi artış kaydettiklerini belirtti. Son 5 yılda Ordu ölçeğinde, Ünye ölçeğinde ciddi anlamda turizm destinasyonları sayısı artırılmış durumda. Ve bunun da ilimizi ziyarete gelenlerin sayısına baktığımızda etkisini ciddi anlamda hissetmeye başladık. Diyeceksiniz ki siz bu sayıları nereden? Şehri ziyaret edenlerin aynı zamanda kirletme oranı da o ölçüde artmakta. Biz de o tonaj miktarına baktığımızda ortalama bir orantıyla şehrin yoğunluğunu tespit edebiliyoruz. Ve gezerken de karşılaştıklarımızla da beraber şehrimize gelen insanların sayısının arttığını son dönemde hissediyoruz. Başkan Tavlı, Karadeniz'in turizm potansiyeline ilişkinde değerlendirmelerde bulunarak Akdeniz ve Ege'de turizm 3 ay, Karadeniz'de 12 ay şeklinde konuştu. Ege'yi, Akdeniz'de de şöyle, geçen yıl itibariyle bir ziyaret etme fırsatı buldum. Tabi ziyaret ederken Ekim ayıydı. Ekim ayında şöyle bir gözlemledim, nedir diye. Çok büyük oteller, yani en az 10 tane sahası olan, 5 tane sahası olan otellerin, bu takımların antrenmanlarını yapmaları için oralarda konakladığına şahit oldum. Ama bunun haricindekilerde turizmin başlangıç ve bitiş tarihinin okulların tatil oluşuyla okulların açıldığı sürecin arasına sığdığını gördüm. Turizm noktasında bizden çok ileride olan, ki yoğun bir nüfus anlamında, turizm anlamında oralarda insan misafir eden bu şehirler bile halen 12 aya turizmi yayabilmiş değiller arkadaşlar.
Altınordu ilçesinde bulunan Aziziye Yalı Camii'nde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. 11-17 Kasım tarihleri arasında camiye gelen gençlere bisiklet hediye edildi. Aziziye Yalı Camii'nde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. 11 Kasım Cumartesi günü sabah namazıyla başlayıp 17 Kasım Cuma günü yatsı namazıyla tamamlanan Güle Oynaya Camiye Gel namazlarını tamamla bisikletini kazan projesiyle çocukların camilere gelmesi teşvik edildi. Bugün de öğle namazının ardından bisikletler sahiplerini buldu. Cami önünde düzenlenen kura çekimiyle birlikte çocuklar bisikletlerine kavuştu. Gençlerin mutluluğuysa görülmeye değerdi. Aziziye Yalı Camii İmam Hatibi Muhammed Kılıçsa projenin detaylarını anlatırken amaçlarının gençleri camiye teşvik etmek olduğunu söyledi. Bir hafta önce o ara tatilde bir program düzenledik. Programımızın adı Güle Oynaya Camiye Gel. Bir hafta boyunca namazını kıl, bisikleti al git diye hak etmeleri için yavrularımıza güzel bir organizasyon düşündük. Elhamdülillah, bismillah dedik. Buradaki amacımız yavrularımıza camiyi tanıtmaktı, camiyi sevdirmekti, cemaati göstermekti. Günün 5 vakte ayrıldığını onlara anlatmak istedik. Camimizde çok güzel programlar icra ettik bir haftanın içerisinde. Onlarla beraber çok güzel zaman geçirdik. Onlara bir söz vermiştik. Bisiklet hediye edecektik. İlk başta bunu 10 bisiklet olarak kararlaştırmıştık. Onun peşinden yavrularımızın gözündeki, gönlündeki o ışıltıyı görünce bu bisiklet sayısını 30'a yükseltmek istedik. Ve bugün Allah'a hamdolsun bir haftanın neticesinde yavrularımıza 30 bisikleti hediye ettik. Ve inşallah onların mutluluğuna beraber şahit olduk. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, doğru gübreleme ve toprak tahlilinin önemine değindi. Akça, toprak tahlili yaptırarak fındıkta verimin daha da artırılabileceğini söyleyerek üreticilere de ihmal etmeyin çağrısında bulundu. Şimdi fındık üreticileri için toprak tahlili zamanı, uyarıysa Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça'dan geldi. Hakikaten toprak tahlili çok önemli. Çünkü toprak tahlili yaptırmadan, o reçete çıkmadan kullandığınız birçok ürünü boş yere kullanıyorsunuz. Ataerkil yaptığınız tarım artık istediği verimi elde edemiyor. Fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için hasat dönemi sonrası yapılacak çalışmalar ve bakımlar önem arz ediyor. Fındıkta yüksek verim, kalite ve karlılığı sağlamaksa toprağı tanımaktan geçiyor. Toprak tahlili yaptırmadan atmış olduğunuz o birçok gübre boşa gidiyor. Cebinizdeki para da boşa gidiyor. Biz Altınordu Ziraat Odası olarak, Fatsa Ziraat Odası, Ünye Ziraat Odası toprak tahlilini yapıyor. Bunun verimin, bakımın, beslemenin ilk şartı toprak tahlili. Nasıl siz hastaneye gittiğiniz zaman önce size tahlillerinizi yaptırmak için bir yol gösteriliyorsa, bitki bakım ve beslemesinde de böyle bir yolu seçmemiz çok doğru bir hamle olacaktır. Çünkü yapacağınız her hamleyi doğru zamanında ve doğru materyalle yapmış olacaksınız ki bu da tam isabet gösterecek verimin ve kalitenin artmasında. Yani doğru zamanda doğru gübreleme işleminin yapılmasının ön koşulunu toprak analizi oluşturuyor. Başkan Atakan Akça, atılan gübrenin verimli olabilmesi için toprak tahlilinin mutlaka yaptırılması gerektiğine dikkat çekti. Fındıkta yüksek verim, kalite ve karlılığı sağlamanın toprağı tanımaktan geçtiğini vurgu yapan Akça, üreticilere toprak tahlilini ihmal etmeyin çağrısında bulundu. Üreticilerimizin hiç vakit geçirmeden bakım ve besleme zamanı artık başladı. Kışlık bakım başladı biliyorsunuz. Toprak tahlillerini yaptırıp o tahliller sonunda çıkacak reçetenin uygulamasını birebir yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu reçete çıktığı zaman oradaki ziraat mühendisi arkadaşımız, ki çok hakikaten bu konuya vakıf bir arkadaşımız, aynı zamanda Fatsa'da ve Ünye'deki arkadaşlarımız da böyle. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın size vereceği reçeteleri birebir uygulayarak fındığın verimini ve kalitesini artırmakta hiç zorluk çekmeyeceksiniz, emin olabilirsiniz. Aralarında TOGG'un bulunduğu elektrikli otomobiller kendi ekosistemini oluşturuyor. Bu noktada servis ve bakımı önemli yer tutuyor. Peki Türkiye ve Ordu'da elektrikli araç bakımı ve servis noktasında ne durumda, izliyoruz. Hadi.
Elektrikli otomobillerin giderek yaygınlaşması yeni iş kollarının gelişimini beraberinde getiriyor. Bunların en başındaysa bu araçların servisinde çalışacak ustaların yetiştirilmesi var. Aralarında yerli üretim TOGG'unda bulunduğu elektrikli otomobiller kendi ekosistemini oluşturuyor. Bu noktada servis ve bakım ağı önemli yer tutuyor. Peki Türkiye ve Ordu elektrikli araç bakımı ve servis noktasında ne durumda? Elektrikli araçlar artık çok yaygın bir şekilde hem ilimizde hem ülkemizde çok yaygın bir şekilde trafikte görebiliyoruz. Bununla ilgili her geçen gün tüm bölgelerde servis noktaları çoğalıyor. Biz de elektrikli araçlarla ilgili şöyle, elektrikli araçlara müdahale edecek kişilerin mutlaka yetkin personel olması lazım. Bununla ilgili eğitimler alması lazım. Çünkü elektrikli araçların müdahalesi çok önemlidir. Arıza vesaire durumunda araçların belli prosedürlere göre müdahale ediliyor. Araçların akülerinin deşarj olması vesaire, elektrikli araçların bakım alanlarının çevrilmesi, teknisyen arkadaşlarının eldivenleri, kıyafetleri, ayakkabılarına kadar özel kıyafetler gerekiyor. O yüzden elektrikli araçların her geçen gün ilimizde, bölgede, Türkiye'de bakım noktaları, servis noktaları günden güne çoğalıyor. Ordu'nun Ünye ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100. yıl eğitim ormanı oluşturuldu. Ordu'nun Ünye ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100. yıl eğitim ormanı oluşturuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Nuriye Mahallesi'nde etkinlik organize edildi. Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımız 100. yıl eğitim ormanlarının oluşturulmasına karar vermiştir. Öğretmenler, öğrenciler ve okul idarecileri 100 fıstık çamı fidanını toprakla buluşturdu. Evet sevgili izleyenler, bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Nesrin Korkmaz sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar.